Ay, merhaba, hayırlı günler. Ne gördüm ya? Kaçtı. Küçük. Duvarlarda dolaşan ne diyorlar? Kertenkele. Kertenkele yavru. Elemem ama isim. Ne yapayım, biraz düzenleme yapayım şurayı. Düzenleme benim işim. Ana, Mesut nasıl bağırıyor? Mesut nasıl bağırıyor? Şunları şuraya koyayım. Ben şey dedim, şu masa fazlalık yapıyor. Bağıra gerek yok. Çok da sıcak çünkü balkonu kullanmıyoruz dedim. Balkonu kullanırsak işe yarar dedim ama gerek yok. O yüzden bunu kaldıracağım. Yine masanın altına koyacağım. Bir toparlama yapayım da aşağıya ineceğim. Vaktim inşallah kalırsa melemen mi sos mu artık? İkisi de aynı şey. Aşağı yukarı. Bir 20 kilo domatesim var. Güneşe koydum ben, 2 gündür beklettim. Satın aldığım adam özellikle öyle söyledi. Onu dinledim. Ben hiç koyup bekletmezdim açıkçası. Alır yapardım hemen. Koy abla dedi, daha güzel kızaracak dedi. Şu kabağı da bir yerden getirmiştim, yazlık bir bölgeden. Nereye koyacağım şaşırdım. Şöyle camın kenarına koyayım, süs olsun. Bayağı bir döküntümüz olmuş burada. Bir bölümünü ben onların toparlayayım. Kaldırayım Esra. Şu masayı diyorum yine aynı yerine kaldıracağım. Onu şişeleri sularken zorlanıyoruz biliyorum. Yalan mı? Ben zorlanmıyorum, bilmiyorum. Ama bir işimize yaramıyor şu anda. Hani böyle misafirimiz gelir kalabalık. Hadi bu tarafa da masaya otururlar, o tarafa da. O zaman çıkarırız ya. Çok uzağa da götürmüyorum. Şu masanın altına bırakacağım. Onu çıkarayım. Şöyle. Ses inşallah olmuyordur. Çok sevmiyorum çünkü gürültü videoda. Şöyle. Onu yok ettim, yer genişlesin. Ya içim sıkıldı şimdi bu ara. Bir hoşuma gider. Şöyle geniş geniş atarım. Bir bakmışsınız sevmem. Tam oturtturamadım. Şunu ne yapalım ya? Havuzumuzu. Onu yine bir beze sararız. Güneş gördü mü mahvolur. Şu sahnenin oyuncaklarını, işe yaramayanları kaldırayım. Vidalar bilmem neler, hepsi birbirine karışmış. Şu bir işimize yaramaz herhalde. Yarar mı? Diyecekler yarar. Kalsın. Ben geldim. Sen saçını başını bir topla öyle gel istersen. Annem beni görmedi, o yüzden saçımı toplamadım. Annen seni görmüyor mu? Evet. Annen nerede? Mutfakta. Mutfakta. Mutfağı temizliyor. Hepimiz. Sen bana yardım edebilirsin ama bak şimdi şu örtüyü annenin makineye alsın, verebilirsin. Bu örtüyü ben silkeledim, buraya sıkıştırdım. Onu anne. Temiz haftada bir. Neden derseniz kediler çıkıyor gece, yatıyorlar. Sen bir tane ellemiyorum yani, çıkan çıksın. Benim onu mu anlat?
Ne yapayım? Benim limonumu anlat oluyor. Aa, hiç sormayın. Limonu dün kedi boğuyordu. Son anda yakaladım. Esralar yoktu evde. Dün işte Kasımpaşa'dan geldim. Kapıyı açtım, girdim içeriye. Arka odaya telefona dalmışım. Ay, kafes bir yerde patır patır aklım çıktı. Boğmaya çalışmış, indirmiş sehpadan onu. Bir çığlıkla kaptığım gibi çok da korkmuş limonum. Saniye onu anlatıyorum. Şimdi yerini değiştirdik, yükseğe koydum. Çünkü yazın kapı açık, mecburen giriyorlar. Saçını çok etkiledim ama. Saçını etkiledim. Bunda da atılacak bir şey kalmadı ki, at. Yok bir şey. Niye açtım bilmiyorum. Yok bir şey atılacak. O kedi çok nankör çıktı ya. Kedi hayvan. Adı üstünde hayvan. Hayvan o. O bilmez. O yemine bakar. Orada onun ilgisini çeker. Ama çok çeker. Cin gibi maşallah. Ay, beni nasıl takip etmiş. Seni oradan oraya takip etti ya. Yüzden. Bir de ben bağırdım ya, buradan sen çık, mutfağın telinin oraya, oradan beni seyrediyor, kıyamıyorum da. Boğacaktı yakaladım. Bundan sonra dikkat edin ona, koyacağımız yerlere. Ben çivi çakacağım o duvara, duvara asacağım. Evet. Kapı açık kalır, yaz çünkü önümüz. En güvenli bir yere koyalım bunu. Nereye koyalım? En güvenli bir yere. En güvenli bir yere. Ya bu da ne olduğunu çözemedim ama kabak mı, salatalık mı? İp de bağladım, biraz daha bağlamam lazım bunu. Bayağı da bir aslında çıkmış kökleri ya burada. Allah, çözemedim. Lastikleri şöyle bağladım. Sırık gibi bir şey ama büyük bir sırık bulmam lazım. Benim de çıkmadı. Dereotum çıktı. Baba anne. Hı. Ben bunlara hangisini seviyorum çiçekler? Hangisini seviyorsun yavrum? Öğlen bir geçsin de bir aşağı ineyim. Bugün perşembe, pazardan kapak alayım. Konserve kapağı, çünkü şeyim var. Kavanozum var bayağı. Beni götürecek misin? Yok anne, bu sıcaklarla seni nereye götürüyor? Soğuklarda götürüyor mu? Bu sıcakta fenalık geçirirsin. Şapka takalım. He? Şapka takalım. Şapka taksan da fenalık geçirirsin. Gözlük takalım. Gözlük takarsın, şapka takarsın. Fenalık geçirirsin be anne. Çok sıcak. Şöyle şey koyayım. O zaman bir tane daha gözlük takalım. Şunları onun içine koyayım lazım olduğu zaman. Şuradan al yerden şeyini. Al bakayım. Biraz tepelerde kalsın. Burası ferahlasın. Zaten dar. Bir bollandırırım. Bir açarım, kapatırım. O suyunu ne yapacaksın? O suyu ne yapacağım? Gel. Gel. Şimdi bu nasıl bir ilişki?
biraz bir boş. Dışarıda dursun yarısı. Ama oturduğum yerde durmasın. Rahatsız etmiyor beni. Hayır. Hamurları yapsam benim yanıma gel. Ben de sen de yorulmuştum. He? Sen de yorulmuşsundur. Yorulmuş muyumdur? Nereden anladın yorulduğumu? Yanıma otur. Oraya oturmak. Yanıma oturmayacak mısın? Oturacağım yanına ama şu anda işim var. Çünkü aşağıya ineceğim. O benim kovam, bu da benim kuleyim. Tamam, bunları deniz kıyısına giderken götürüyoruz biliyorsun. Biliyorum. Sen de ritüelle buluşuyoruz. Ben şunları da tepeye koyayım. Değil mi? Evet, kullanılmayan şeyler, porselenler. Şöyle yukarıya koyayım. Kullanmadığım porselenler. Evet. Babaanne, onlar senin şeyin değil mi kuzulların? Neyim? Neyler? O pembeler filler. Onları şimdi sana neyi nasıl vereyim? Ne yapacaksın bir sürü oyuncağın için onları ne yapacaksın? Hı? Ay şurayı hafiflettim, iyi oldu. Şöyle masamda da güzel doğrarım. Akşamüstü. He? Ne rüzgar? Nerede o rüzgar? Rüzgar yok anne. Rüzgar yok. He? Bak şu ağaç var ya. Hı. O esiyor. Bir bak. Esiyor ama alık kılık esiyor yani. Gördüm. Alık kılık esiyor. Ama çok sıcak. Hı. Şu masamızı bir silelim. Babaanne sen şapkanı tak, tamam mı? Tamam, bir dakika hemen şapkanı takarım zaten. Zaten. Oy. Şöyle aşağıda ne? Tamam. Soğanla yumru. Al şunu şu yan tarafına koy. Hı. Ben yan tarafına koymayacağım. Şöyle aslında devrilmesin bari. Baban ondan sonra aşağı ineceksin. Evet. Ondan sonra merdivenlerden çıkacaksın. Evet. Merdivenlerden aşağı ineceksin. Bu da havuzun altına serdiğimiz battaniyesi kuru. Burada kalsın, tamam mı anne? Büyük havalar havuza girinceye kadar kalsın. Heh. Çok sıcak. Çok sıcak, evet. Havuz kursak mı bana? Oğlum akşamüstü kurulur, burada güneş geçer kafana. Güneş geçer kafana anne. Ay çok ses çıktı. Çok ses çıktı. Şey bile giyesin.
yok. Terliği taktım ayağıma ama boşuna. Niye bekliyorsun Sari? Şeylerini aldım, sebzelerini de döküyorum masada çünkü yemek yiyoruz. Şu hafta da bir tane masamız var. Gelsin, bir şey olmaz, erimezsin. Altı üstü seviniyor, su geliyor anne için. Çok seviniyor yaptığım. Ne yapıyorsun? Senin attığın mandalı atıyorum geriye, ben gördüm. Şöyle içeriye koyayım. Babaanne benim yanıma otursun. Yanına oturmak için. Orada kalsın, onu da yıkırık. Dayanıyor oraya. Ay, onu da yıkırık. Ama sezlok gibi. Ne gibi? Sezlok. Sezlokun ne olduğunu biliyorsun maşallah. Benim aklıma gelmez. Ay, önce konuş araları, hemen bir gecede. Öyle mi? Evet. Orada bir tane arkadaş vardı. Oo, çok güzel. Şunu şuraya koyayım. Kimin ismi? Benim bulduğum arkadaşım. İsmi Çilek'ti. Çok güzel. Çilek ismi de çok güzelmiş ya. Şöyle bir düzenleme yapayım da. Ondan sonra onun da bari gemilerinde oynadık. Senin yine şeyin buraya suya girmiş baykuşun. Al. Ama oraya girmek istedi. Tamam, o zaman burada kalsın. Birazcık şu yaprakları şu tarafa dileğe gitmesin. Birazcık güneşlendi bu. Ha. Evet, güneşlensin biraz o zaman. Hangi güneşlensin? Bu içecek. Şöyle kalın gibi dediysem böyle su dökmüş olurum. Şezlonlara. Kurur onlar çabuk. Bu havada adam kuruyor ya. O sezon. O da çiçekler bunların. Göremeyeşim. Bunların çiçekleri onlar. Aralarında gördüklerimi temizliyorum da. Göremediğim de olmuyor. Babaanne, çiçekleri de dök. Hangileri? Şu kaktüse dök. O kap ne o? Kaktüs. Sen çok akıllı bir çocuksun ya. O da kaktüs. Tamam. Gülüm çok güzel oldu ya. Babaanne. Bir şey diyeyim mi? Birazcık daha yardım tutmak edeyim mi size? Bir kere. Hoş süper mis gibi. Ayaklarım çok rahatladı. Evet. Ay bunları yine koyayım ben buraya akşama kadar. Aşağı inip gelinceye kadar kapak almam lazım. Bunları getiririm. Çeşmenin altında iyice yıkarım. Ondan sonra burada da doğrama işlemimi yaparım. Ben de yardım edeceğim. Edersin. Gözüme az geldi 20 kilo ama. Bunları yapayım da bir 10 kilo daha alırım. Onu da acı biberli sos yaparım. O da çok güzel olur. Babam terliğimi vereyim mi? Bas yere. Niye ben vereyim? Yere basınca ne oluyor? Bir şey olmaz. Güzel olur. Ferahlar ya. Ya. Kış değil ki terliğini ayağına
Havada tutuyorsun. Ay. Canlar kaç tane işte. Domates var sadece? Böyle. Dur anne. Şu kuru çiçeği nereye koyayım? Bir yer bulmam lazım. Ya yere koyacağım. Yok yok annem bunu. Yere koyayım. Oraya koyarsam bir de aşağıya kırar. Şöyle. Yerde kalsın o da. Yeri belirlersin ya. Çok da dolu ben dolu. Ne? Küçük bir domates. Onlara gelince ben çeşmenin altında iyice de şöyle. Oho çünkü kabuklarıyla yapacağım bu sefer. Çekeceğim. Vallahi kabuklarında da vitamin var. Babaanne. He, soyması da çok kolay oluyor. Kaynar suya sokuyorum zar gibi soyuluyor da hiç uğraşmayacağım öyle. Babaanne. Bu domates minicik mi? Minicik. Çok da minicik sayılmaz. Ben sana daha küçük seçerim. Daha pazara ineceğim. Oğlumun şeyi var, siparişi var. Yarına zeytinyağlı istedi. Şakşuka istedi. Artık dedi anne iki güne bir zeytinyağlı evden götüreyim. Zeytinyağlı yemek olarak satarım dedi. Bugün dedi şakşuka yap. Artık cumartesi de kısır yaparken. Yok mercimek köftesi ya da kısır orada yapabiliyor onu. Şakşuka kızartma olduğu için evde yapayım ben onu. 3 kilo dedi, 2,5 kilo dedi de 3 kilo alacağım ben. Biraz kapribiber, biraz yeşil biber, şakşuka, domates, sarımsak. Bu domatesleri ne zaman keseceğiz merhaba? Şimdi değil. Gideyim geleyim biraz daha güneş yemiş olsun. O tarafa da su dökeceğim. Şu arabayı dindirmemiz lazım. Bebeğin arabasını aşağıya. Benim kardeşim. Fazlalık yapıyor orada. Evet. Benim evet. Kardeşimin. Açtım. Hadi söyle bir şey diyecekmiş Sare size. Ne diyeceksen de. Şuradan. Babam bana sen mısın? Babası almış ya. Ben Samsun'dayken onu anlatıyor. Babam ben de gelebilirim. Ama ben hayatta ne bakabiliyorum ne dokunabiliyorum. Ama evet. Çocuk seviyorsa karışmam. Sen hayvanı seviyor musun? Yok ben hiçbir hayvana ilgilenmiyorum fazla. Limon? Limon da beni gagalıyor. Zaten limon seni gagalamayı çok hoşlanıyor. Niye acaba? Acaba niye niye? Ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Baba. Görüşürüz. Baba. Şu çocuğumun mama sandalyesi. Al şunu da annene ver. Mutfağa koysun. Şeyin üstüne dün gündüz yok da Esra kapatmış. Domatesin üstüne kedi ellemiyor. Ellemiyor çıkmıyor yani domatesi falan. Onun belli. Dikkatini çeken şeyler belli onun. Hiç süpürmüyorum çok güzeldi. Kuruyor. Bunlar zarar görmesin. Ne güzel sarkmış. Şunu şu tarafa alacağım. Bakayım kapı kapanıyor mu? Şöyle kapanıyor. Şöyle. Bunlar hiç değerli toplu dursun. Peki bu arada buraya su yapacağım. Ondan sonra bir pazar yapayım. Onu da aşağıya indireceğim. Fazlalık çünkü burada. Ay bismillah. Gideyim de bir. Esra çocuğu indiriyor herhalde. Yoksa su bırakırdı kapıya. Kendim doldurayım. Öğlen oldu. Öğlen güneşi bir geçsin. Ondan sonra inerim aşağıya. Ne diyor bilmiyorum. Limon sare diyormuş. Anne söylesin sare. Ay kaçtı. Kertenkele. Bu da kerten kaçtı. Yani oralarda oluyor. Esra Bey poşet versene. Şu yaprakları falan hep içine koyayım. Burada çünkü içeriye sokmuyoruz çöpe.
da fazla bitmiş otlar oluyor, topluyorum. Valla şunu ben ne ektim bilmiyorum. Bir çıksın bakalım. Bilemedim. Unutuyorum ne ektiğimi de. Anladım. Evet. Sanki buraya asıyorum. Ne yapalım? Günlük blok dedik her zaman diyoruz. Belki bazıları diyordur. Balkon bakıp artık. Şu çocuğun arabasına gelmesin. Şeyine, mama sandalyesine gelmesin. Oraya da bir su döküyüm. Köşeye. Hadi sarayım. Oyuncakları. Evde çocuk oldu mu? Her yer bir parçacık oyuncak çıkar. Yapraklarını da düşün, çok tatlı ya. Allah'ım neler veriyor neler. Bu sene çok sıcaklardan çoğu şeyi açmadı. Açtıysa da çabuk geri gittiler. Çok sıcak değildi her şeyin kararı. Bak ev çiçeğiydi bu. Yunus almıştı bana anneler günde ama bak yaprağa bakın ya. Koyayım oraya. En azından akşam ortaya yıkarım. Domates çünkü akar ister istemez. Sıçrar doğrarken. Ama temiz olsun yine de. Yani domates yapacağım diye hepsini toptan çıkarayım demiyorum. Temiz temiz çalışmak var. Vallahi suya verilen para helal. Gerçekten. Temizlik ya başka hiçbir şey değil su. Soğumasa nasıl yaşarız? İstanbul'da mesela, elektriksiz yaşar da susuz. İstanbul'da su azaldı. Azaldı da kuvayla döküyoruz. Öyle hortumu takıp da faşır faşır günah. Ben de hortum almasını biliyorum çeşmeye takmasını ama yok. Ne kadar kullandığımı bileyim derecesini. Susuz kalırsak birbirimizin hakkına girmeyelim. Saatlerce çünkü açanlar var, üşüyorum. İki kova, üç kova yetiyor buraya. Niye yetmiyor? Ay benim kedilerim var ya maşallah. Herkesin şikayeti var. Kapıya işiyor diyorlar, geliyor. Hiç benimki yapmıyor. Ben de kızmadığım için yapmıyor. Kızanlara mı yapıyor? Sinirleniyor. Öyle de bir adeti varmış. Artık kovalıyoruz. Ondan mı yapıyorlar? Görmedim ben bugüne kadar işlediğinizin kapıya veya bahçeye. Çünkü kedi sidiği çabuk kokar. Sabah kalkar kalkmaz. Burada da incir var ya, bak olmadan 4-5 tane incir ağacı var, dökülüyor. Bir zamanlar vermiş, 10-15 senedir de vermiyormuş. Hayır, veriyor, yerlerden topluyorlar. Olmadan hop dökülüyor. Artık ona ne incir diyorlar? Maraz mı diyelim? Ben anlamıyorum. Daha tam olmadı gerçi. Veren ağaçlarda da aşağılarda. 15 gün sonra falan olur bizim buralarda ince. Bunu toplamam lazım. Ya onu oraya niye bırakıyorum? Kumaşı sağ olasın. Bugün hayırdır? Bugün izin alalım. Marka kendinde bir iş vardır. Ben onları öyle yığdım ama bir zararı var mı? Şey? İşte indirdim arabayı. İçeri kovacağım mı?
Kocam aslında. Tembellikten oraya yiyordum. O tahtayı kırmam lazım. Biri tahta soba yaksın. Bunlar bahçe şeylerini buraya içeriye çöpüme koymuyorum. Buradan doğru atıyoruz zaten. Canlarım benim işim bitmez. Şimdi içeriye girerim. İçeride benim bir işim yok fazla da. Esra da yerleri süpürüyor zaten. Şunu şuraya sığayım, birine gelecek. Fazla şeyler vardı. Buraya ayırmış. Onlara da bir bildiği biri vardır. Ay. Ya hiçbir şey yapmadım, gördünüz size. Bu bahçe altı üstü. Balkon yani, bahçe bile değil. Olsun be. Ne yapalım? Sıcaklar biraz bunaltıyor o kadar. Ne yedik Esra ile sabah? Birer tost yedik. Canımız ikimizin de bir şey istemedi. Ben diyorum zaten sabah yemiyorum ama öğlenden sonra amuduyla götürüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Domateslerimi de yaparken göstereceğim. Önce bir patlıcanımı alayım. Şakşukamı yapacağım. Onu da doğrayıp bırakırım. Tuzlu suya aşağı inip geleyim. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.